teslim alanları iyicene gördüğünüz gibi tamamen boşaltmış. Bizim yan tarafımıza kadar, vadiye kadar gelmişler. Gördüğünüz gibi sisler yukarı çekildi. Ama şu an güzel yağmur yağmaya başladı. Misafirimizden birisi gitti. Antalya'ya gidecek. Alacabeli'deki kar durumundan korktuğu için bir an önce gitmem lazım dedi. Yemeğe kalmadı. Nasipse babamla beraber 3 kişiyiz. Şimdi arabayı yukarıya aldım. Çok yağış yağarsa aşağı vadiden patinaj çeker, kaydırıp arabayı çıkartamayız diye buraya aldım. Şimdi tekrar daha evimize dönüyorum. Şöyle göstermek gerekirse bakalım. Mesela daha evimiz orada. Bayrağımız dalgalanıyor. Sorkun tarafı, şu arka tarafımız Sorkun. Sorkun, Karacaser, işte Hasan Ay, Seyit Ali Kartal, onların köyleri o tarafta. Sis o taraftan geliyor. Kalksa da arka taraflar yine sisli yani. Kesimciler bizim vadiye kadar indiler. Karşıda dağ evimizin olduğu alan. Orada yol güzel yalnız. Buralardaki ağaçlar da gitti. Tabi ağaç olmayınca gerçekten manzarada çok iyi değil yani. İşte bu sene çevremizdeki ağaçlar duracak. Ama seneyi tamamen kesmeyeceklermiş ama yine seyretme yapacaklar. Ağaç sayısı azalacak. Meşenin özelliği yerinden daha güçlü bir şekilde yeni boylar verecek. Şunlara bakın, ağaçların üzerindeki merhaba arkadaşlar. Dağ evine doğru yolculuğumuza başlıyorum. Manzaramızı şöyle gösterelim. Arka taraf ağaçlıktı. Ama kesimciler buralarda kesmeye başlamış. Ve gördüğünüz gibi artık düz kayalık bir alanmış gibi görünüyor. Allah'tan bizim tarafa şu anda bir müdahaleleri olmayacak. Bugün boya badana işi için gidiyorum. Dağ evine doğru. Çıkıyoruz nasipse, yolculuğumuza başlıyoruz. İnşallah boya badana işi yapacağım. Malzemelerimi aldım. Kirecimizi, fırçamızı aldım. Ama yağış var. Bakalım bir deneyeceğim. Gideceğim bakacağım, ortalık biraz yağmur durursa yapmayı düşünüyorum. Çünkü yağmurlu ortamda suvayı vursak da çok bir sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Kış günü. Ne yapmak lazım? Boya badanayı yapıp İçeride yoğun bir ateş yakıp böyle yağışlı günde değil de normal yağmadığı bir günde yaparsak hızlı bir şekilde kurur. Değilse şu an yağıştan dolayı nem de var. Nemli bir ortamda vurduğumuz kireç su gibi olur ve çok verimli olacağını sanmıyorum. Ama artık gelmiş bulunduk. Bakalım gidelim dağ evimize doğru. Burası dağ evi sapağımız yoldan. Saptığımız her zamanki yerimiz gördüğünüz gibi. Tabi sapağımızın olduğu yerdeki kesim alanı. Evet. Yağış acaba durur mu dedim ama yağış daha da hızlanıyor. Hızlı bir şekilde daha bize gidelim. Orada da biraz bekleyelim bakalım. Oh. Sonbahar. Kalan yapraklarda. Rüzgar.
çocuklarla beraber esen yağmurda dökülüyor. Gördüğünüz gibi yapraklarımız yağışla ve rüzgarla iniyor aşağıya doğru. Sisle beraber, pardon, yağmurla beraber yukarıdan da sis yürüyor. Tersini söyledim. Yukarıdan sis de geliyor. Bakalım dağımızın kuyusu öndekine göre biraz daha dolmuş mu? Onu da gözlemlemiş olalım. Geldiğimizde bize yaklaştım. Burada ıslanmaya başladı içine. Hemen bize atalım. Tabii kuyumuza bakalım. Daha da şiddetlenmeden su seviyesini tespit etmiş olalım. Dondu resmen. Evet. Oo. Kuyumuz tabanda az bir şeydi ama şimdi boru seviyesine gelmiş veya da borudan da biraz çıkmış görüyorsunuz. Şu anda yağmur da iniyor aşağıya doğru. Suyumuz var. Atık su olarak kullanabiliriz yani artık. O da güzel oldu. Sobamız yanıyor. Şimdi daha önce de belirtmiştim. Bunu kullanmayacağız. Bunu geri götüreceğim. Geçen de unutmuşum. Yeni bir fırça aldım. Badana için. Ondan ayrı. İşte bakın malzemelerimiz. Kirecimiz ve kirece biraz katacağımız. Kış günü olduğu için alçı var. Hafiften. Onlar var. Odun domuz. Burası biraz içeriye damlatmış. Bu malzemelerle nasipse yapabilirsek işimizi yapacağız. Şunu şöyle yapmak lazım. Evet. Suyu içeriye almasın diyerek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çay suyumuz kaynamış. Şimdi boya yapar mıyız, yapamaz mıyız bilmiyorum ama
Nasipse bir bakayım. Beklerken çay içmesek olmaz. Çayımızı koyalım. Evet, sıcak suyumuz da kaynamış. Demimizi atalım. Çayımız demlendi. Çayımızı içelim. Duman üstünde. Hüseyin'le görüştüm. Nasipse o da geleceğim dedi. Bakalım. Yağmur biraz araladı gibi. Birazdan belki gelir. Boya badana işine. Dediğim gibi. Normalde yağış olursa yapmayı düşünmüyordum ama yağmur da azaldı yani. Çok az, hafif içiliyor şu anda. O da gelirse hemen hızlı bir şekilde yaparız. Hem de çayın üstüne gelmiş olur nasıl bir şey. Boya badana işi de bitti miydi? Biraz daha içerisi daha ferah görünecek yani beyaz oldu muydu? Kireçlerimizi getirdim. Dediğim gibi. Fırçamızı getirdik. Kovanın içinde kirecimizi yaktığımızda ondan sonra hızlı bir şekilde yapacağız. Çalışmaya başlayacağız. Şu pencerede PVC yaparken oraya çekiç bulmuşum. PVC'yi de durmuşum yani bir kenarda. Hafiften çiliyor ama karşı köyün üstü yine sis ve hafiften orada biraz daha fazla yağış artmış gibi gözüküyor. Bakalım. Şimdi şu an bulunduğumuz yerde yağışlar durdu. Boya badana işine başlayacağız. Evet. Hüseyin de evet. Soğuk mu? İsti puslu, yağışlı, karlı kışlı. Hoş geldin hacı abi. İyi vallahi seni sormalı. Ameliyeye geldik. Sağ olasın canım. Hem yemek aşçılığımızı yapıyorsun hem boya badana da yardım. Yediğimizi hak ederim canım. Allah razı olsun. Sen her zaman hak etmiş bir adamsın yani. Bizim hak etmemiz lazım ekmeğimizi. Açık konuşmak gerekirse. Ya, duman ne güzel çıkmış ya. Ne? Şey Sivri'nin oraya baksana duman ne güzel çıkmış. İşte. O taraf. Şu taraftan daha iyi. Evet. Ben aşağı taraftan çektim de. Şurada. Tam şu aralıkta görüyor musunuz arkadaşlar? Çatla dere boğazının arasından sis kümesi yoğun bir şekilde hareket ediyor. Köyün üstü tamamen kapalı. Yağış da atıştırma da yapıyor gibi bir şey. Çin yağıyor böyle sanki sisten. Aynen. Bu gibi. Değiş değiş bir şey. Ne yapalım? Boya badana işine. Bakalım. Biraz satalım. Tamam inşallah. Hadi bismillah diyelim. Malzemelerimizi göstereyim. Bir adet kova.
Az kullanılmış. Fileç sönmemiş. Yanmış ama sönmemiş. Bir tane beşlik yeter mi ki? Bir tane az alayım. Mesela ikincisini mi göreceğim? Şurada. Aşağı dökelim. Oraya da lan kabuğu ekmez inşallah, o çakımıza gelmek. Anne. O kadar şey yapar mı? Ateş. Emilirse sıkıntı işte. Biz öyle olsa herhalde sıkıntı olmaz. Yok yok. Su evet. Kaynayacak yani. Kaynayacaksa eridebilir tabandan. Oo, yakasını veriyorsun. Kireç kaynıyor. Bir şey bu. Su getireyim. Reaksiyon. Fokur fokur kaynıyor. Şimdi yasal tepkini... Suyu getir başkan. Oo, ısınmış. Vallahi ısınmış. Yakabilir. Bismillah, dur ben alayım. Dur ben alacağım. Kokulamasına bakın. Laylonda aşırı derecede şey oldu. Kimyasal tepkime dedikleri bu olsa gerek. Taban delmesin de. Sence taban delebilir mi? Yok canım. Nasıl mı? Evet. Şurası sıcak acı. Şu yan taraf iyi sıcak yani. Kuyum oldu lan. He? Kuyum oldu. Su karıştırdığımızda olmaz mı? Siz tekrardan yukarı tarafa doğru, bizim geldiğimiz noktaya doğru tekrar geldi. Gördüğünüz gibi köyün üzerinden başlayarak yukarıya doğru ilerliyor. Kirecimiz oldu muydu? İşlemi başlayacağız. İçeriği boşaltmamız lazım şimdi. Karşı ağacın üstünde, kuru ağacın üstünde ağaç kakan muhtemel. En tepe noktasında. Şu an kamerada belli değildir. Gözlerimle görüyorum. Koyayım mı? Bir de bu alçıyı dökünce daha da mı koyulur? Ha?
Şunları çıkın. Biraz. Eline mi dökeyim? Dökün bu şekilde. Tamam mı? Dökeyim. Abi bu resmen çimento gibi kaldı o zaman. Dediğin gibi. Getir suyu dökeyiz bolca. Bıçak. Katı mı? Al şeyi söyle. He. Getir istersen biraz da şey yapayım. Şöyle. Dur. Sen söyleyeceksin. Hayır, hayır. Fıçayı aç bir. Şöyle mi? Öyle al çıkar. Çevir şöyle. Dur. Ben de öyle yapıyordum tabağını. Sen düz yapıyorsun. Şöyle. Ha, azıcık ver. Ben de ömrümde ilk defa kireç yapacağım. Ben nasıl yapayım? Hiç fikrim yok yani. Hadi ya. Ben seni yapmışsın dedi. Ya annemle çok yaptık köyde de. Genellikle bu tarz harç işini şeyini yapmasıdır şeydir. Onları kendisi yapıyordu. Normalde bu yakılır, süzülür. Biz bir illa yapmıyoruz. Oldu o kadar. Yani. Şimdi... Yoğur bakayım başkanım. Buralım. Şuraya da batacak da zaten sıkıntı yok. Bu malzemeleri şey yapalım. Oraya koyalım diye diyorum ya. Kurumaz. O zaman duvara yakın. Yok şöyle yapalım. Şöyle. Şunu halıyı şuraya toplarız, çekeriz. Hepsini buraya yıkarız. Sağ sol. Hayır hayır. Şey buraya da vursak iyi olur. Eline yetişmeye çalış, kirici adamı mahveder. Ayak koyu olmuş. Hı? Hacı, çok sürteleme. Onu biraz da su dök. Aynen öyle, alır çıkar. Yani sürteledikçe, bak kırmızı. Hı hı. Toprak. Tamam, çok sürteleme lan bir sürte. Değil mi çıkacak mı o zaman? Sanırım o zaman çek. Biraz az dökelim. Sonra bir kat daha atacağız ya. Hı? Bir kat daha yaparız muhtemelen. Şimdi. Yani bir sürttüğün yere bir daha sürteleme. Zalım. Ama nasıl koyacağız ben onu anlamadım yani. Sürtmeden... Ben küsürteceğim abi. Boya gibi değil abi. Ben ne yapacağız? Şimdi ilk kötü sürteleyeceğim. Kaplayacağız sonra bir geldiğimizi bir kat daha atacağız. Bilmiyorum. Boya gibi değilmiş bu yani. Kireç işi. Boyada
daha iyiydi yani. Ben bu suaya öğreneni verecek diye düşünüyordum duvara. Hacı biz bunu var ya sürtüleyeceğiz. Yani böyle olmaz. Sürtülemezsek yani sürtüleyeceğiz. Bazı yerleri safi beyaz olmayacak. Mekanserin. İlk katmanı abi. Çünkü sürtülemezsek bu sefer o boşlukları nasıl kapatacağız yani? Sürtüle. Şimdi şuradan bakalım. Normal bir daha yaparız. Önce o tarafı bitir. He? En üstten başla o tarafı bitir madem. Bu taraf mı? He. Vurursun biraz daha. Öyle problem yapacak. Vurmaz o şimdi. Onu vurur mu? Biz bu işi bilene mi yapsaydık mı yapsaydık? He? Bilene mi yapsaydık mı yapsaydık? Abi her işte olduğu gibi bilemiziz. Bildiğimiz kadar, becerdiğimiz kadar bilemiziz yani. Yani ilkinde kapatmıyordur yani. Yalnız bu kireci kokusu çok seviyorum ben ya. Hı. İlkinde kapatmıyordu çünkü her sene biz kireç yapardık. Ağardırdık yani. Kirecin de öyle bir özelliği var. Durumu var yani. Burasını ilk defa kapattığımız için. Önce onu biz biraz daha sulandırdık. Bir de sonradan ağaracaktır. Karıştır. Sonradan bir daha gideriz olmazsa. Bir de yani boyan bayağı kısmını kullandık yani. Belki yetmeyecek yani. O ihtimal var. Arda kovan dibine karıştır. He? Nasıl? Arda kovan dibine karıştır derim. Dibini çöküyor ya. Yoğunluk kalmadı. Kalmadı. Şu an yoğun değil. Cıvık yani. O yüzden diyorum ya. Önce bu ağırlayacak. İnşallah. En azından nasıl yapılmadığını öğrenmiş oluruz. Eski. Belki. Oo, çok güzel. Ama bak. Ama yani şapikimizi vurduğun zaman. İşte aydınlığında yine kapatıyor yani. Çünkü niye bunu yerkilerin tozunu yerkilerin üstüne koyuyor. Yani o olacak. Yani baktığımızda da ağrıyor. Baksana. Hafiften bence tamamen kuruduğunda farklı gözükecek. İnşallah. Yani ton farkı olabilir de ona da artık bakmayız yani. O kadar olacak. O kadar ayıp. Kadınızın da doğru diyeceğim de bizim kadınımız bayağı çirkin herhalde. Kadın?
He? Kadı kızı mı? He. Ha, kadı kızı. Burası dağış yaptı. Bu işler aslında Mustafa Yurdun bilecek işler. Nasıl? Bu işler Mustafa Yurdun şeydi de. Yani. Mustafa Yurt'la burada nas çalışması da yapacaktık da işte fırsatımız olmadı. Ben istenilen zamanda onu yapamadım. İşte sağlık saat meselelere de girince böylelikle ötelenmiş oldum. Yarıdan fazlası neredeyse gitti. Ancak kurtaracak. Biz buna dediğimiz gibi ya. Yani şimdilik bu ayıbı kapadır. Parlatabildiği kadar parlatacak. Sonrasında biz biraz daha vuracağız. En baharın oturacak yer değilmiş. Vurursun abi. Ha? Yorulmuşsun ben abi. Şuna bakın bakın. Bak bir işin üstü bastı. İki işin üstünün batmasına gerek yok. Bir hanım da ölse yeter diyorsun yani. Evet. Eskinin bayramlarında bayram öncesi bayramdan işte 4-5 gün önceki öyle evlerde telaşlar eksi olmazdı. Yani çok boyadığımızı hatırlarım yani fırça yaptığımızı. Özellikle annem yapardı. Biz genellikle yancıydık ama bizim de müdahalemiz oluyordu yani. Eski evler, köy evimiz, büyüdüğümüz ev diyelim. Eskiden böyleydi. Orada güzel bir çiçek vardı. Çiçeği boyamasaydın keşke. O çiçek bayağı bir direndi ama. Neyi daha da başkan hadi bakalım. Bu şey işte kayaların arasında pembe. Yolmasaydın benim yolda adam ya. Birader ona burada yaşama şansı. Hayır lan o şeyin adı neydi? Vallahi ismi bilmem ne. Bir değişik adı vardı neydi? Kayalarda açan mor, pembe, beyaz renkli şeyin adı nedir arkadaşlar? Yorumlarda bekliyoruz. Böyle memleketin otunun adının bilmemek gibi bir ayıbımız var. Memleketimizde birçok çiçek var, bitki var. Yani isimlerini bilmiyoruz. Ben en büyük taşlardan bir tanesi bu. O çiçeğin adını belki 100 defa unutmayayım diye. Bence şimdi o konuda yanlış düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ayıp değil de zenginliğimizin güzelliği. Yani şimdi öyle bir ülke düşün. Yani 50-60 tane endemik bitkisi vardır. Standart bitkiler vardır. Öyle olsa eyvallah. Ama bizde binlerce, milyonlarca çeşit endemik bitkimiz var yani. O yüzden bilmemek normal yani. Biz yine de çiçeklerimizin adını bilelim başkan. Bilebildiğimiz kadar. Ya öyle de. Şimdi en basitinden örnek. Konya, yüz ölçüm itibariyle bizim ilimiz. Yüz ölçümüne baktığında Hollanda gibi bir ülkenin yüz ölçümünden daha fazla. Yani bölgesel olarak adamlar bir de genellikle nedir? Kendileri
bizim lalelere götürüp bize lale satıyorlar. O ayrı bir şey. Ana vatanına geldi. Konya'da, İzmir'de ciddi oranda lale üretimi yapılıyor artık. Şükür ki ana vatanına kavuşturmuş olduk. Adamlar ticari olarak da bitkileri kullanıyorlar. Ama bizler kullanamıyoruz. Dediğinde haklısın. O konuda sahip çıkamıyoruz, bilemiyoruz. Ama çeşitlilik çok fazla abi yani. Ya bence çeşitlilik fazla, bu zenginliği kullanmak lazım. Bu anlamda da yerel yönetimler aslında büyük iş düşüyor. Yani ben bazı belediyelerin yayın organlarını izliyorum. Bölgesinde yetişen endem bitkilerin veya en azından tespit edilene kadar bilgili bitkilerin görsellerini, bilimsel anlamdaki isimlerin Latincesi vesairesini paylaşıyorlar. Buradan Osman Doğanay, pardon Osman Tuğay hocamız. Osman Tuğay hocamız. Ondan sonra Osman değil, Ertuğay hocam vardı. İsmi şu an anlık aklıma gelmedi. Bize botanikçi lazım. O da botanikçi. Yani Bozkurlu hocalarımız var. Yani gerçekten değerli hocalarımız var. Bölge anlamında takip ediyorlar. Mantar anlamında hocamız var. Daha önceki paylaşımlarımızda bazı attığım mantarları, mesela ben bunlar zehirli, yenmez bunlar, yenmez mantar dediğim mantarları yenilebildiği, ağaç mantarı olduğunu söyledi yani. Bu yönüyle bizlerin de içerikleri, bulduğumuz güzellikleri aktarabilirsek, senin de dediğin gibi mantıklı. Yani şimdi bir ara yöre yaz katalog oluşturmaya çalışıyordum. Ama enerjimiz yetmiyor. Bunu biraz daha işin bireysellikten ziyade profesyonelliğe, yani kurumsal bir çabaya dönmesi gerçekten lazım bir şey. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Hüseyin'le başkan muhabbetimiz. Hüseyin de bir başkan. Başkandı ama yine başkan yani. Biz de başkan demesinin bir sebebini de söyleyeyim. Derneğimiz var bizim. Bozkurt Tarih, Tabiatı, Araştırma, Koruma, Yaşatma, Kültür ve Eğitim Derneği. Kısacık bir ismi var. Kısa ismi. Çok kısa. Biz o yüzden biraz uzun isim de kullanıyoruz arada. Bozder diyerek. O derneğimizi kurma misyonlarımızdan birisi de bölgemizin kültürel yapısı, doğal yapısının araştırılmasıydı. O tarz çalışmalar vardı. Yarım kaldı yani. Dernek sahipsiz kaldı. Burada dernek başkanı var. Dernek başkan yardımcısı var. 2010'da kurduk. Yani bazı şeyler yardımla oluyor. Fonlarla oluyor. Yani yeri geldiğinde de bireysel anlamda yapılabilir ama bir insan, her insanın sonuçta biz özveri veriyoruz. Ne yapıyoruz? Kişisel alanımızdan feragat edebildiğimiz kadarıyla şeylere olanak oluşturuyoruz. Ne diyordu şarkıda? Binlerce fidan ektik halkın çölüne, su vermediler, eğildi. İşte. O yüzden bu işi gerçekten profesyonel destekle böyle kataloglar. Aslında yapabiliriz yani. Kaymakamlığın bünyesinde, üniversitemizde ortaklaşa bir çalışma dernekle üç kurum. Yani işte fon sağlanması lazım ki bölgede ciddi bir yüzey. Ya şimdi ben kendi adıma söyleyeyim, işte yayadaki bölgem Arlık, gidiyorum. Ya inanır mısın, 3 metrekare alanda farklı türlerde, bak şehir var söylemiyorum, 16 çiçek saydım. 3 metrekare alanda 16 i̇şte. Farklı çiçek. O kadar zenginiz ki. İşte. Ama gelelim. Hani ezan okunurken soruyorlar ya, işte Fatiha'nın anlamını biliyorsun diye bir hikaye vardı. Yani 3 tane çiçeğin adını biliyoruz, 4.'yi bilmiyoruz. Maalesef ya. Doğamız güzel, tabiatımız güzel. Bu ne dedikleri zaman? Ot, çiçek. Çiçek. Herhalde biraz artık bizleri yetiştiren insanların bu tür şeylere zamanı olmamış. Onları yetiştirenlere sinsileroyla kopmuşuz doğadan. Ha, köyde sorsan herkesin, her otun bir adı vardır. Aynen öyle. Yöresel de olsa bir adı vardır. Bunları. Başkan, bura baya güzel oldu be. Nasıl? Taraf baya güzel oldu. Işık vurdun ama. Işık vurdun ha. Burası da olacak yani. Olacak diyorsun inşallah. Hadi bakalım. O ağaracak bence. Ağaracak. Şöyle. Buradan manzarayı da şöyle göstereyim arkadaşlar.
Ya şu kuru ağaç var ya. Evet. Böyle neydi? TRT'de bir şey vardı ya. Resim çizen dayı. Bob dayı mı neydi? Ressam Bob. Ressam Bob. Ha, o dayım böyle çok severdi böyle ağaçları çizmeyi. Aklıma o geldi. Böyle farklı bir şey var ağacın ya. Duruşu var. Karizması var. Ben buradayım diyor. Her şeye rağmen hayattayım diyor. Hocamızın da, Mehmet hocanın da dediği gibi ben gelip geçerken burayı, tarlayı küçüklüğümden babamla geldiğimi hatırlarım. Ama yerini bilmezdim. O ağacı baz alırdım hep. Şurası derdim. Tabii sonradan geldiğimizde ağacın kuruduğunu ve bizim orasının değil yan tarafı burası olduğunu öğrendik. Şimdi arılar kovandan çıktığı zaman arıların yön duygusu şu şekilde. Güneş nerede? Şurada. Çıktıkları zaman gördükleri en büyük nesne dağ. Dağın etrafta sağımızda. Dönüşte solumuza kalacak. İşte ondan sonra tabii işaretleyerek yönlerini o şekilde buluyorlar. Bizim o hesapta öyle. Ben de öyleyim yani. Çıkarken kendime bir şey bulurum, yön. İşte o yüzden büyük şehirde çok yolumu kaybederim. Çünkü binaların hepsi birbirine benziyor. Hepsi aynı büyüklükte. Özellikle Konya'da. düz alan. Biz bölgesel olarak yani dağlıyız. Bozkırlı'ya dağlı derler zaten. Konya'daki ovalılar. Dağlılar derler. Gerçekten dağlıyız. Burayı da sıvayalım ki. Burası sonra sıvını getirdim. Sabunun içine soktum. He? Sabun da aldım ben. Onu temizliyorum işte. Onu temizliyorum da sabun köpüştü. Kireç köpürecek. Köpürüyor mu kireç? Köpürmez ya. Köpür köpürmediğini öğreneceğiz. Kimyasal. Ne yapmış olduk? Betonozu da sıvamış olduk. İlk önce bu taraftan başlayalım. Çünkü büyük alan burası. Şu an battı balık yan gider modunda. Sova yapıyoruz. Yok ya ben inanıyorum. Vuruyunca burası şey olacak. Kapatacağım. Yani tamam toprak sonu da olacak hafiften ama sonuçta kapatacak, ağaracak yani. Üstüne de baharın bir vurulduk muydu? Bir daha hiç. Cilop alır. Arkadaşlar sıvamızı vurduk ama ilk sefer olunca yani bu kadar ağırdı. Bakalım kuruyunca güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bakarsak yani kuruduktan sonra gerçekten güzel olur düşüncesindeyim. Ama tabii işte eksiklerimiz vardır. Bunun üzerine bir sefer daha vurma durumumuz olabilir belki. Bakalım onu bir geldiğimizde bakacağız. Eğer ki böyleyse görüntüye bakacağız. Gelip gideriz. Olmadı bu şekilde etrafı toplamadan tekrar bir kat daha vurabiliriz. Yani iyi olur. Evet. Pançolu adam. Tedbirli adam ama hali başka arkadaş. Bizde bir şemsiyeden başka bir şey yok. Güzel oluyor yağmurla. Motorda gidiyorum mesela bir açıyorum. Üzerime yağmur işlemiyor. Yani. Hatta onu kapatıyor. Gerçekten güzel bir şeymiş. Biz de alsak iyi olur. Böyle yani, bir şey. Şimdi değil mi? Yaz günü insan üzerine öpmeye hafif bir çadır gibi bir şey yaptık. Altını yapabilirsin. Ya. O işe de yarıyor diyorsun yani. Kirece bulaştırmışsın. He? Kirece bulaşmış. Ben o kadarcık elimizde yemeden emeyelim yani. Belli olsun. Evet. Bugün ne yaptık? Dağ evimizi boyadık. Çayımızı içtik. Boyama işlerimizi yapıp tamamladık. Ve hayırlısıyla artık dönüş yolundayız.
Daha iyi çalışmamız bitti. Vadiye tekrar sis bürüdü. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Daha bir maceralarımız devam ediyor.